Evet, 3 ayların başlangıcı Regaib Kandili'ni bu gece karşılayacağız ve müminler bu geceyi ibadetler ve dualarla karşılayacaklar. Peki bu gecenin önemine onu da canlı yayın konuğuma soracağım. Ulu Cami Baş İmamı Sayın Tahsin Karanfil Efendim, yayınımıza hoş geldiniz. Regaib gecesi neden önemlidir sizden? Efendim öncelikle bu manevi hasat mevsimi olan 3 ayların maddi manevi rahmetin, bereketin, mağfiretin sağanak sağanak yağdığı bu manevi hasat mevsiminin başta ülkemiz, milletimiz, vatanımız, vatandaşlarımız olmak üzere bütün İslam alemine hayırlar getirsin inşallah. Bu mübarek gecenin, bu manevi hasat mevsiminin, 3 ayları diye adlandırdığımız bu manevi hasat mevsiminin İslam aleminin birlik beraberliğine, huzuruna, güvenine ve mutluluğuna vesile olsun inşallah. Manevi hasat mevsimi diye adlandırdığımız bu 3 ayların habercisi olan Regaib Kandili'ni bu akşam inşallah kutlayacağız, inşallah idrak edeceğiz, ihya etmeye gayret edeceğiz. Regaib, rağbet edilen, aranılan, istenilen anlamındadır. Cenab-ı Hakk'ın bizi bu akşam rağbet ettiği kulları arasına almasını temenni ediyoruz, niyaz ediyoruz inşallah. 3 ayların habercisidir Regaib Kandili. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bir hadis-i şeriflerinde bize beyan ettiği gibi sene içerisinde 5 gece vardır. Bunlarda dualar reddedilmez, geriye çevrilmez diye buyuruyor Cenab-ı Peygamber Aleyhisselatü Vesselam. Nedir onlar? Recep ayının ilk cuma gecesi, yani bu akşam idrak edeceğimiz Regaib Kandili gecesinde. Bir başka gecede cuma geceleri, her haftanın cuma geceleri, yine kurban ve Ramazan bayramı gecelerinde Cenab-ı Peygamber Aleyhisselatü Vesselam duaların reddedilmeyeceğini bize beyan ediyor. Biz de bu akşam Allah Resulü'nün müjdesine mazhar olan bir gece, duaların reddedilmeyeceği bir gece. Dolayısıyla bu geceyi en iyi şekilde ihya etmek, idrak etmek ve ihya etmek gayreti içerisinde olmalıyız bu geceyi. Peki siz belki şunu soracaksınız. Yani nasıl ihya edelim, nasıl geçirelim? Şimdi bu geceye mahsus özel bir ibadet, özel bir şey yok. Ancak biz Peygamberimizden aldığımız bu müjdeyle, nedir o müjde? Duaların reddedilmeyeceği, bol bol af talep edeceğiz. Bol bol Kur'an okuyacağız. Bol bol dua edeceğiz. Geçmişlerimizi rahmetle ve minnetle yad edeceğiz. Yine yaşlarımızı, yakınlarımızı, dostlarımızı, hastaları unutmayacağız bu gecede. Bu çok önemli. Bilhassa yakınlarımız, geçmişlerimiz çok önemli. Yapabiliyorsak, buna imkanımız varsa aile bireylerini, aile fertlerini bir araya getirerek, bir arada toplayarak onlara bu gecenin önemini anlatmak, dini, diyaneti, İslam'ı, doğruluğu, adaleti, hakkı, hukuku anlatmak, bu çok önemli bu gecede. Tabii ki 3 ayların habercisi dedik Regaib Kandili. Biliyorsunuz 3 aylar Recep, Şaban, Ramazan. Bir de şu duayı bize Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam ısrarla tavsiye ediyor. Allahümme barik lena fi Recebe ve Şaban ve bellina Ramazan. Allah'ım Recep ve Şaban'ı bize mübarek kıl ve bizi Ramazan'a ulaştır. Bu duayı da çok sıkça yapmamız lazım. Cenab-ı Hak bu gecelere, bu mübarek hasat mevsimine bizleri ulaştırdığı için Cenab-ı Hakk'a şükrediyoruz, hamd ediyoruz. Ve Allah Resulü'nün duasıyla Recep ve Şaban'ı Cenab-ı Hak bizlere mübarek kılsın ve bizleri hayırlısıyla Ramazan ayına ulaştırsın. Biliyorsunuz bu manevi hasat mevsiminin zirvesi Ramazan, onun da zirvesi Kadir Gecesi. Bütün bunları güzelliklerle yaşayarak, en üst düzeyde yaşayarak Ramazan'a ulaşmayı, Ramazan içerisinde son 10 gününde Kadir Gecesi'ni yakalayıp onda ibadetler yapmayı ve hak ederek
hak etmiş bir mümin olarak bayrama ulaşmayı bizlere Cenab-ı Hak nasip etsin inşallah. Bursa Ulu Cami'de bu gece Regaib Kandili'nin nasıl kutlanacak, neler yapılacak? Yani bu gece mutat olan şeydir. Bir mevlid okuruz. Dualar ederiz. Dualar ederiz. Ve bu gece sabaha kadar açıktır cami. Kardeşlerimiz gelir, bizimle birlikte dua eder, bizimle birlikte sohbet eder ve kendi kendilerine bir köşeye çekilip dua ederler. Cenab-ı Hakk'a yalvarıp yakarırlar. Bu gecenin feyzinden yararlanmak üzere sabaha kadar burada bulunurlar, bu camide bulunurlar. Çok teşekkür ederiz hocam, değerli bekilerden dolayı. Ben teşekkür ederim. Evet, Bursa Ulu Cami Baş İmamı Tahsin Karafil de bahsettiği gibi bu gece duaların geri çevrilmediği bir gece ve müminler de bu gece dualarda, ibadetlerde buluşacak diyelim. Sözü Bursa Ulu Cami'den merkeze bırakalım.